B Plus sunar. Aile ve toplum arasında bir köprüdür kadın. Ve kadının toplumda yeri getirdiği görevler ile sosyal sistemin işleyişine katkısı oldukça büyüktür. Atatürk'ün bu konuya ilişkin yaklaşımı dikkate değerdir. Daha esenlikle, daha dürüst olarak yürüteceğimiz yol vardır. Bu yol, Türk kadınını çalışmamıza ortak yapmak, ilmi, ahlakı, sosyal ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekçisi yapmak yoludur. Yılında düzenlenen 3. Olimpiyat Oyunlarına 12 ülkeden 651 oyuncu katılır ve bunların sadece 6'sı kadındır. Yani kadın oyuncu sayısı %1 bile değildir. Aynı yıl 1904-1905 Rus-Japon Savaşı çıkar. Savaş Japonya'nın galibiyetiyle sona erer. Bu savaş batılılaşmanın iyi bir örneği olarak kabul edilen Japon inkılaplarının Osmanlı aydınları üzerinde de etkili olması ve hatta 1908 ikinci meşrutiyetine örnek olması, İttihat ve Terakki hareketini motive etmesi açısından da oldukça önemlidir. Kadınlarımızın heykeltıraşlık mesleği olarak benimsemelerinde öncü isim, ilk kadın heykeltıraş Sabiha Bengütaş 1904 yılında İstanbul'da doğar. Sabiha Hanım ilk öğrenimini Eyüp Anadolu Lisesi'nde tamamlar. Ardından babası Ziya Bey'in Şam'da görevlendirilmesi üzerine ailesiyle birlikte oraya giden Sabiha Bengütaş eğitiminin 4 yılını Şam'da sürdürür. Bu arada 1 yıl da Fransız Katolik Mektebi'ne devam eder ve daha sonra İstanbul'a dönerek ailesiyle birlikte Büyükada'ya yerleşir. Sabiha Hanım Büyükada'daki Köprülü Fuat Paşa Okulu'ndan mezun olur. Liseyi bitirmeden 1920'de Sanayi-i Nefise Mektebi'nin bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim bölümünde bir yıl okuduktan sonra bölüm değiştirerek heykel bölümündeki 3 erkek öğrenci arasında ilk kız öğrenci olarak katılır. Sabiha Hanım Sanayi-i Nefise Mektebi öğrencileri arasında açılan sınavda birinci olarak yurt dışına gitme hakkı kazanır. Roma Güzel Sanatlar Akademisi'nde Profesör Luppi Atölyesi'nde öğrenim görür. ...1925'te Galatasaray sergilerine ilk kez katılan kadınlar arasında yer alır. 31 Temmuz 1925 günü açılan sergide biri Ahmet Haşim'in büstü olmak üzere 3 eseri bulunur. Daha sonra Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nı yapan ünlü İtalyan heykeltıraşı Pietro Canonica asistanı olur ve onunla birlikte İtalya'ya giderek 18 ay atölyesinde çalışır. Türkiye'ye döndükten sonra 1933'te tekrar Avrupa'ya giderek eşiyle Belçika ve Rusya'da güzel bir hayat yaşar.
1938 yılında Atatürk ve İnönü için açılan heykel yarışmalarında birinci olarak Çankaya'daki Atatürk ve Mudanya'daki İnönü heykelini yapar. Sonra Ankara'ya yerleşir. Hayvanlara karşı büyük sevgi besleyen güzel yürekli kadın, yalnızlığını gidermek için Nurol adında bir kız evlat edinir. Onu evlendirerek yaşlılık dönemini huzur içerisine geçiren Bengütaş, 2 Ekim 1992 günü aramızdan ayrılarak zevkli ve uzun süren sanat hayatını noktalar. Kadınlarımızın heykeltıraşlığı meslek olarak benimsemesinde önce olan Sabiha Hanım'ı rahmetle anıyoruz. ...1910 yılında Çırağan Sarayı yanar. Hareket ordusunun İstanbul'a girmesinden sonra Çırağan Sarayı meclis binası olarak kullanılmaya başlar. Aynı dönem ilk kadın veteriner Sabire Aydemir, Kastamonu'nun İğnebolu kazasında dünyaya gelir. 1910 yılında doğan önemli isimlerden biri de Cumhuriyet dönemi şairi Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Ardından ilkokulu İğnebolu'da, orta öğrenimini Erenköy Kız Lisesi'nde 1933'te tamamlar. 2 hayali olan tıp fakültesine giderek doktor olmayı planlarken o sene ilk olarak veteriner fakültesine kız öğrencilerin alındığını öğrenince hayvanlara olan sevgisi nedeniyle veteriner hekimliği tercih eder. 5 yıl fakülte okuduktan sonra 1937 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olur. Mezuniyetinden sonra Ankara Refik Saydam Endüstrisi'nde bakteriyoloji dalında asistan olarak 5 yıl daha çalışarak bakteriyoloji mütehassısı unvanını elde eder. 1984'te kadınların seçme ve seçilme hakkının tamamlamalarının 50. yılı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine İlk bayan veteriner hekim olarak ödül ve plaket verilir.
gönüllü olarak Anadolu'ya tayinini istedikten sonra görev yaptığı Samsun Atakum'da bulunan veteriner kontrol ve araştırma endüstrisinde bakteriyoloji mütehassısı Kuduz Laboratuvarı Şefi olarak emekli olur. Bir kız bir erkek çocuk annesi olan Sabire Aydemir 1991 yılında Ankara'da gözlerini kapar. Hayvan dostu olan ilk kadın veteriner hekim Sabire Aydemir, Türk tarihinde kadınlara ışık tutan öncü kadınlarımızdandır. ...1916 yılında Yemen'de Sabah Kapısı denilen yerde kıvırcık siyah saçlı buğday tenli bir kız doğar. Bu minik bebeğin gerçek adı Cahide Serap'tır ve bir asker ailesinin kızıdır. Yıllar sonra Yemen'den İstanbul'a gelen Cahide ve annesi babası evlerini terk edince kendilerini bir anda yoksulluğun içinde bulurlar. Sonko önce Halk Evi Tiyatrosu'nda 16 yaşında Osmanlı'daki ilk konservatuvar olan Darül Bedai'ye girmiş, zamanla İstanbul Şehir Tiyatroları'nın gözde oyuncuları arasına girer. Muhsin Ertuğrul'un keşfiyle Yediköy'ün Zeynep'inde oynar. Sonraki yıl 1933 yılında Muhsin Ertuğrul'un rejisörlüğünü yaptığı Söz Bir Allah Bir adlı filmle sinemaya geçer. Herkesin bildiğini o da biliyor. Gene de beni yanına alacak öyle mi? Sen seninkilerle konuş, yarın hemen bize gelir. Sahi mi söylüyorsun? Beni istiyor değil mi? Gayri yaşayabilirim. Demek beni bu halimle de isteyenler bulunuyormuş. İçime bir şeyin doğduğu yok. Ali susuzdur. Haydi gidelim köye. Sana yolda bütün bildiklerimi anlatırım. Hayır. Önce bildiklerini söyle. Ben de öğreneyim. Ondan sonra gideriz. Çamlı Bel'den Ali'nin evlerinden gitmeden önce son gün bir iş için Ali'den Sultalı bir çanı istediydi. İş görürken Sultalı'nın ucu kırıldı. Anladın mı? Bıçağın ucunu ben iş görürken kırdım. Sonra Sultalı'yı kapattım, akşama Ali'ye verdim. Ucunu kırdığımı söylemeyi unutmuşum. Anlıyor musun? Şimdi Ali sanıyor ki Ali adam öldürmedi. Ali adam öldüremez Gülsüm. 1935'te çekilen ve Türk sinema tarihine ilk köy filmi olarak geçen Bataklı Dam'ın Kızı Aysel filmi Cahide Songu'ya Türk sinemasının ilk star oyuncusu unvanını getirir. 1949 yılında oynadığı Fedakar Ana filmi sırasında yönetmen Seyfi Havaeri rahatsızlanınca hem oyuncu hem de yönetmen olarak filmi tamamlar.
Bu filmden sonra 1950 yılında kendi yapım şirketi Sonku filmi kuran Cahide Sonku, eşi Talat Ertemel ve Sami Ağanoğlu ile birlikte Vatan ve Namık Kemal filmini yönetir. Yıldız Dergisi'nin 1951 yılında açtığı yarışmada Vatan ve Namık Kemal en iyi film, Cahide Sonku da en iyi kadın oyuncu seçilir. Ben o Sonku bir iki damlalar çekerim. İzin vermezsen onunla dökmem bağrımda patlarım. Zeki. Kavgaya gideceksin değil mi? Vatanın için gideceksin değil mi? Beni de unut, dünyayı da unut. Ben bir mektubunu bile istemem. İnşallah selametle gelirim. Ayakkabısından şampanya içirten kadın çok şaşalı bir hayat yaşamaya başlar. 1950'de Sonku filmi kurar ama bir yangın sonucu her şeyini kaybedince beklenmeyen son beklenen şarkı filminden sonra gelir. Aha anneciğim, bilmeden bir pot kırdım, bütün işleri aldı üstüne. Çok fena. Ne hakkınız vardı? Ne hakkınız var? Benim haysiyetimle oynamak cesaretini size kim verdi? Bunun için yaptınız. Kendi gayretimle yükselmek benim harcım değil miydi zannettiniz? Hangi hakla bu gizli yardım elini uzattınız? Hangi hakla tazminatımı ödemek cesaretini gösterdiniz? Kocanızda da sizde de aynı ruh. Parayla her şeyin satın alınabileceğini zannetmek. Siz menfaate dayanmayan temiz hisleri anlayamaz mısınız? Zeki Bey, yavrum. Benim böyle bir şey kabul edeceğimi nasıl düşünebilirsiniz? Nasıl düşündünüz? Beni yalnız sevdiğimden değil, en tabii hakkım olan kendi kendimi muvaffakiyete eriştirme zevkinden de mahrum ettiniz. Bari bıraksaydınız da bu salonun kapısını kendim açsaydım. Bu kapıyı açan yine sizsiniz. Başlangıçta her sanatkârı bir teşvik yürütür. Hayır, beni ikna edemezsiniz. Hayatım ve istikbalim bahasına da olsa konsere devam etmeyeceğim. Bu satın alınmış ses benim değil. Hakikat bildiğiniz gibi değilse, ben size yardım etmedim çocuğum. Ben hürmet ettiğim bir hatıraya hizmet ettim. Evet. Bu eseri tanıyor musunuz? Babamın bestesi. Ben yalnız sevdiğiniz kızın annesi değilim. Evet. Demek benim yıllardır aradığım babamın en kıymetli eseri benim bağrımda saklıydı. Ben de yıllarca onun devamını aradım. Hayatta tek emelim bende yarım kalan bu bestenin tamamlanmasını görmekti. Bu gece sizden çok benimdir. Sizinle aramızda musiki nameleri gibi temiz ve elle tutulmaz bir bağ var. Kim olduğumu anladıktan sonra da bu konseri terk edebilir misiniz? Affedin, affedin, beni affedin. Ah nasıl yanılmışım. Kalk yavrum. Seni bekliyorlar. Bir yangınla tüm filmleri yanan ve servetini yitiren Sonku, alkolle olan dostluğunu ilerletir. Son zamanlarını parasızlıktan ispirto içerek, tahta bir kerevetin üzerinde ölmeyi dileyerek geçiren Türk sinemasının kadın emektarı olarak, ilk star, ilk yapımcı ve ilk yönetmen adlarını alan Cahide Sonku, 18 Mart 1981'de Alcatraz sinemasında fenalaşarak 64 yaşında hayatını kaybeder. Kadın kahramanları azınlıkta kalan, hatta olmayan Türk sinemasında ilklerin kadını Cahide Sonku, apoletleri sökülmüş bir general gibi Türk sinema tarihinde adını altın harflerle yazdırmış öncü kadınlarımızdandır. Gelinin körü oldu. Defol buradan, defol. Hadi karının yanına.
Hasaklı ananın yanında bir gece yatsan hemen değişiyorsun. Koca almayı bilmişsin ama kocana layık karı olmayı öğrenememişsin. Bize, oğluma layık olmadığını herkes her yerde söylüyor. Bir şey mi oldu gene? Oğlumla aram açıldı diye eteklerin zil çalıyordu. Benim? Yok benim. Bir de soruyorum. Oğlanı doğuran benim, sen değilsin, anlaşıldı mı? Plus sundu.